Lig uzun bir maraton. Her maçı ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Biz de o şekilde değerlendiriyoruz. Karabük maçı berabere bitti. Karabük takımı bu ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Hedefleri şampiyonluk olan, çok ciddi para harcamış olan bir takım. Bence çocuklarımız iyi mücadele ettiler. Ama işte olmayınca olmuyor. Bazen 9 kişiyle de kalan rakibi de yenemiyorsunuz. Ama o maçı unutmak lazım. Biz o maçı unuttuk. Bundan sonraki maçlara bakıyoruz. Şimdi de ligin gene en etkili takımlarından biriyle, Elazığ ile oynayacağız. Futbol üst sonuçlu bir oyun. Kazanırsın, berabere kalırsın, kaybedersin. Daha önümüzde 25 hafta var. Bunlara çok fazla takılmadan hedefimize ulaşmak için en iyi şekilde hazırlanıp Elazığ deplasmanından iyi bir sonuçla dönmeyi hedefliyoruz. Tabii ki bizim çocuklarımız o sonucu alacak güçte oyuncular. Onlara sonuna kadar güveniyoruz. Zaten şöyle değerlendirmek lazım. Geçen gün bir basında mı çıktı, arkadaşlar mı söylediler? 200 gün sürede bu takım 2 tane mağlubiyet almış final maçını kaybedersek. Yani 200 günde 2 tane mağlubiyet alan bir takımı tebrik etmek lazım. Bence çok büyük bir başarı bu. Bunu bu çocuklar başardı. Demek ki bundan sonra da aynı başarıyı elde edeceklerdir diye ümit ediyorum. Onlara güveniyorum. Hem teknik kadroya hem futbolcu kadrosuna sonuna kadar. Ben hem şahsım adına hem yönetim kurulum adına güveniyorum. Eğer ki şehrin bu desteği de devam ederse, taraftarın bu desteği artarak devam ederse, inşallah hep birlikte el ele, birlik beraberlik içinde başarıyı yakalarız diye düşünüyorum. Son maçı değerlendirirsek, son maçta bizim maçın saatinde çok önemli bir, belki de dünya derbilerinden biri olmasına rağmen bizim maraton tribümüz gene doluydu. Müthiş bir seyirci vardı. Belki de PTT 1. Ligi'ndeki en fazla seyirci kitlesine gene bu hafta Samsunspor sahipti. Birkaç maç dışında. Onun için taraftarın müthiş desteği var. Zaten bizim en büyük destekçimiz taraftar. Gerçekten taraftarla bizim takımımız daha iyi mücadele ediyor. Daha iyi sonuçlar alıyor. Bence sene sonuna kadar bunu arttırarak devam ettirmemiz lazım. Çocuklara güvenmeleri lazım. Bu çocuklar 200 günde 2 maç kaybediyorlarsa bundan sonra demek ki başarıyı yakalayacak güçler. Onun için taraftarın desteği çok önemli. Artı taraftarın desteği sadece takıma 12. futbolcu gibi destek vermesinin yanında bir de mali açıdan da ciddi destek sağlıyor. Belki de PTT 1. Ligi'nin en fazla hasılat, bilet fiyatları bu şekilde olmasına rağmen en fazla hasılat elde edilen takımlardan bir tanesi Samsunspor. Tabii ki bu paraları biz almıyoruz, borçlarımıza gidiyor ama sonuçta borcumuz ödeniyor. Onun için taraftar desteği çok iyi. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum.